Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde tam müstakil, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, ayrı mutfaklı lüks bir villa tanıtımı için geldik. Hüseyin kardeşime teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Hepinizin bildiği üzere Sinan kardeşim şu anda şafak sayıyor değerli arkadaşlar. Oldukça yorumlar geldi Sinan'la ilgili. Sinan şu anda askerde, yaklaşık 10 gün sonra Allah'ın izniyle terhis olacak ve hep beraber daha güzel şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Değerli dostlar, Didim'i sizin evinize kadar taşıyoruz. Didim'deki bütün mahallelerle ilgili bilgi sahibiyiz. Bütün portföylerimizi siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda otopark alanın girişindeyim. Zaten bahçe duvarının üzerinde çim çitlerinden izole edilmiş dübleks daire, yani dübleks villa tarzında değerli arkadaşlar. Şurada da hemen yaya giriş kapımız var. Gördüğünüz üzere güzel bir otopark alanı, geniş bahçeli, detaylı dolaşacağız değerli arkadaşlar. Tabii hemen yan tarafta da oldukça geniş, oldukça güzel bir yüzme havuzumuz var. Faal durumda, iskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış, resmi evraklarında hiçbir sıkıntı yok. Dış cepheye baktığımızda dalmatça malzemeler kullanılmış, üzerine kaleteresit sıva kullanılmış değerli arkadaşlar. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut, akıllı ev sistemlerinden donatılmış, gerçekten mükemmel bir ev. Tabii bahçe peyzajına baktığımız zaman oldukça güzel, oldukça göze hoş gelecek şekilde klima tesisatları komple tek üniteyle çalışacak şekilde ayarlanmış değerli arkadaşlar. Tabii ısı pompa yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere burada, hani Didim'de doğalgaz olmadığı için ısı pompası kullanıp bütün ısı binayı ısısını elektrik pompasıyla kullanabilirsiniz. Kamera sistemleri gördüğünüz üzere dört cephesinde mevcut. Oldukça geniş bir evden bahsediyoruz. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, kaliteli bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da havuz başına geçiyor. Tabii biz çelik kapının yanındayız. Çelik kapının sağında, solunda, üstünde de patlak taş dediğimiz taşlarla dekor edilmiş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde oldukça geniş, oldukça güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Kapımızı kapatacağız. Tabii burada eksik olan bir şey var. Göze çarpmış, kalorifer sistemleri döşenmiş, işte çıtalarla dekor edilmiş. Hemen Hüseyin kardeşimin arkasında vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Bunun siparişi verildi. Vestiyer alanı gelecek. Akıllı ev sistemleri demiştim. Dünyanın neresinde olursanız olun, şu anki zaten akıllı telefonlara bu uygulamayı indirdiğinizde evinizi kontrol altına alabilirsiniz. Yani elektriğinizi açıp kapatabilirsiniz, suyunuzu açıp kapatabilirsiniz, panjurlarınızı açıp kapatabilirsiniz. Akıllı ev sistemi dediğim bu. Tabi koridor kısmındayız. Asma tavan var. Aynı zamanda elektrik kaçağı veya su kaçağı olduğunda burada bir aparatımız var. Hemen bizi uyarıyor. Merdiven altında tuvalet alanımız var. Ben mutfağa geçmeden önce Hüseyin kardeşim böyle tuvalet alanı sizlere göstersin. Tabi aynı zamanda çift açılımlı vasıtas pencere, oldukça kullanışlı güzel bir tuvalet alanımız var değerli arkadaşlar. Tabii şimdi mutfak kısmına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Hüseyin kardeşim biraz acemi çünkü telefon çalıyor. Dolayısıyla artık bundan sonra sessiz kalacak. Mutfak kısmına geldiğimizde oldukça geniş bir mutfağa sahibiz değerli arkadaşlar. Sürgülü kapı verilmiş bahçe için mutfak dolapların alt kısmı komple antresit renginde yapılmış. Üstü akrilik malzemelerden yapılmış. Tabii çıtaları antresit renginde. Fırın yerini buraya düşünülmüş. Mikrodalga, bulaşık makinesi, beyaz granit evye, set üstü ocak, dablumbaz ve çift açının kapaklı buzdolabı için de güzel bir buzdolabı alanı var. Işık aydınlatma için de güzel bir pencere kullanılmış. Tabii burada da televizyon sistemleri hazırlanmış. Dediğim gibi dekorlar çok güzel. Çıtalar sade. Harika bir mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Mutfak kısmımız bittiğinde özellikle mutfağı önce gösterdim ki genelde hanımlar mutfağı beğenmek istiyorlar. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Oldukça geniş bir salonumuz var. Döşememiz, zemin döşememiz 60'a 120 porselen seramik değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şeyler kamera sistemleri, yani kamera kayıt cihazları şu anda görünüyor. Tabi toparlandı da bunu göremeyeceksiniz. Televizyon ünitesi buraya. Gene tavan, asma tavan, antresit renginde spotlamalar var. Kanallar oluşturmuş. Orada da antresit renk boya kullanılmış. Hakikaten güzel.
Havuza çıkış için komple boydan boya sürgülü kapı verilmiş değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için de burada bir penceremiz söz konusu. Tabi döşemenin etrafını da komple siyah granit seramiklerle kuşak dönülmüş. Hakikaten güzel. Şimdi birinci kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Birinci kata çıkarken hemen görmüş olduğunuz gibi Çanakkale siyah dediğimiz siyah berberlerle basamaklar yapılmış. Antresit renginde kare korkuluklarımız mevcut. Tabi spot lambalarımız mevcut. Burada da gördüğünüz üzere penceremiz var. Merdiven kovanını aydınlatmak için değerli arkadaşlar. Hakikaten güzel bir yer. Tabanda baktığımız zaman yani merdiven kovanından yukarı çıktığımız zaman mavi led ışıklar var gene. Gene sensörler güzel bir şekilde düşünülmüş. Güzel bir koridora sahibiz. Hemen şimdi ilk yatak odasına geçiyoruz. Buradaki zemin döşeme komple porselen seramik değerli arkadaşlar. Oldukça geniş yatak odası. Işık aydınlatma için pencere, Fransız balkon, yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Asma tavanımız söz konusu değerli arkadaşlar. Caddeye cephe bu yatak odamız. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Oldukça geniş bir balkon. Hatta şöyle yapayım. Balkonu da görmeniz açısından değerli arkadaşlar. Masa sandalye atıp rahat edebileceğiniz bir konumda. Değerli arkadaşlar şu anda tanıtımını yaptığımız villa 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Tam müstakil, tam bağımsız, toplamında 160 metrekare net. Net 160 metrekare net. 180 metrekare brüt metrekareye sahip. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene yatak başları vavyen şeklinde, sağında ve solunda çıtalar söz konusu. Asma tavanımız var. Tabi buradan da sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için. Işık aydınlatma için de burada güzel bir pencere düşünülmüş. Dediğim gibi 3+1 değerli arkadaşlar. 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Hem havuzlu, hem otoparklı, hem yani akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Tabii bir genel banyomuzu tanıyalım değerli dostlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel seramikler kullanılmış. Tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Çift açılımlı vasıtas pencere, Vissan marka gömme rezerva, ahşap görünümlü Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evye. Tabii aynanın sağında solunda da etajer yerlerimiz söz konusu değerli arkadaşlar. Burada bir eksik görebilirsiniz. Sizi şöyle alayım. Burada duşa kabini müşteri tercihine bırakıldı değerli dostlar. Yani isteyen burayı alan kişi istediği şekilde duşa kabini ister. Yüklenici firma da bunu yapabilir yani. Yapabilir derken yapacak tabii. O da müşteri hani beğendiği bir şey almasını istedi. Tavana baktığımız zaman tavanda spot lambalarımız var. Bordex malzemeyle kaliteli bir sıva yapılmış. Hemen 3. yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Videomuzu bağlayacağız. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar bu yatak odamız ebeveyn banyolu. Gördüğünüz üzere vavyen şeklinde düşünülmüş. Bütün klima tesisatları duvarın içerisine yapılmış değerli arkadaşlar. Orta yerde mavi ışıklı bir led ışığımız var. Sağında solunda yine kanal oluşturmuş. Yine Fransız balkonumuz söz konusu. Her odamızda balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Burada da bir balkona çıkıyoruz. Peki burada hemen şunu da söyleyeyim. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz. Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. Hüseyin kardeşim şu anda banyoyu da sizlere böyle yüzeysel göstersin. Biz de videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Değerli dostlar, Miraç Emlak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2-3 gündür ara vermiştik videolarımızda. Tabii tek kaldım. Sinan kardeşim askerde olduğu için bazı işlerimiz vardı. Aynı zamanda inşaat da yapıyoruz bu aralar. Yeni temellerimiz var. Efeler Mahallesi'nde, Hisar Mahallesi'nde, Mersindere Mahallesi'nde şu anda yapmış olduğumuz villalar var değerli arkadaşlar. Villalarımızda ödeme planı mevcuttur değerli arkadaşlar. O yüzden iş yoğunluğundan dolayı sizlere biraz ara vermiştik. Bugün güzel bir gün. Dedik ki biz bu güzel villayı çok değerli müşterilerimize, dostlarımızla paylaşalım. Miraç Emlak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, bugün Aydın Didim Mersindere Mahallesi'ndeydik. 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı bir villa gezdik. Tabi villanın fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli dostlar. 8 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.